Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. 1 Aralık itibarıyla asgari ücret komisyonu toplanacak. Milyonlarca çalışanın gözü kritik görüşmelere çevrilmişken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı asgari ücret açıklaması geldi. İşte detaylar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 ile ilgili gelen soruya dikkat çeken ifadeler kullandı. Ücret 2022'de bir ilk yaşanacak. Yeni asgari ücret için bir ilk yaşanacak. Asgari ücret 2022 için yapılacak düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin 2022 asgari ücret desteğinin işverenin hesabına değil, işçinin hesabına yatacağını duyurdu. Gelir vergisi alınmaması masada. Asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. Görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor. Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamalar asgari ücret 2022 için yeni dönemin ipuçlarını verdi. Bakan Bilgin asgari ücret için gelir vergisi alınmaması konusundaki sorulara da, alternatifler üzerinde çalışıyoruz, cevabını verdi. Asgari ücret 2022 Aralık ayının ilk haftasında sonuçlanabilir. Yeni asgari ücret için görüşmelerin Aralık ayının ilk haftasında tamamlanmasının beklendiğini açıklayan Bakan Bilgin yapılacak desteklerle ilgili de önemli bilgiler verdi. Buna göre destek ödemesi bu yıl direkt işçiye yapılacak. Asgari ücret tarafında destek ödemesi artırılacak. 2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu destek işsizlik sigortasından karşılanıyor. Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi gündeme geldi. Bununla beraber daha önce 150 liraya kadar uygulanan bu destek işçi için seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir. Başkan Erdoğan asgari ücret sorusuna yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, burada A Haber'den gazeteci Banu El'in asgari ücret sorusunu yanıtladı. Soru, 1 Aralık itibarıyla asgari ücret komisyonu toplanacak ve çalışmalarına başlayacak. Vatandaş asgari ücretin ne olacağı konusunda merak içinde. Sizin açıklamalarınız oldu, Bakan Bilgin'in açıklamaları oldu. Sayın Özhaseki'nin, Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıklayacak, dedi. Bu da haliyle beklentiyi yükseltti. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, asgari ücretin artması ile işverenin, patronun işçiyi çıkartıp çıkartmayacağı konusunda bir korku da besliyor. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Böyle bir olasılığı ortadan kaldırmak için ne gibi tedbirler alınacak? Görüşmelerin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.